Kentten selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nuri Saltan. Kanalıma ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Bugün İzmir'in Dikili ilçesinde Türkiye'nin en güzel sönmez çiftliğinde Mehmet Hoca'nın misafiri olduk arkadaşlar. Bu zamana kadar birçok sönmez çiftliği gezdik ama inanın böyle hayvanlar görmedik. Zaten birazdan siz de hayvanları görünce anlayacaksınız. Mehmet Hocam öncelikle elinize kolunuza sağlık. Çok güzel bir üretim olmuş. Çok Allah güzel de hayvanlara bakmışsınız. Öncelikle İnşallah. Seni bir tanıyalım hocam. Ben Mehmet Önder Akşengür. Aslen mesleğim diş hekimi. Ama çocukluğumuzdan beri hayvancılık içerisinde büyümüş insanlarız. Uzun yıllar büyükbaş yaptıktan sonra esas ilgi alanım olan koyunculuğa başladım. Ve öğrencilik yıllarımda üniversitede bizzat tanıdığım, tanışma şerefine eriştiğim rahmetli Reşit Sönmez hocamdan çok etkilenmiştim. Onunla çok uzun yıllar sohbet etmiştik o zamanlar. Benim imkanlarım yoktu o tarihlerde. Ve koyunculuğa başladığım zaman sönmez kafamdaydı. Kendi sönmezimi kendim üretme periyoduna girdim. Çünkü evet. Piyasadaki gezdim, gördüğüm birçok yerlerde sönmez sürüler var. Ancak tabii kan değişimi yapamadıkları için, yeni sürülerden yeni kan alınamadıkları için birçok sürüde ırklar geldikleri menşeye, ırklara doğru dönmüşler. Kimi sürüler Tahirova'laşmış, kimi sürüler sakızlaşmış, kimileri sönmezin atasındaki Tahirova anasındaki kıvırcığa dönmüşler. O yüzden ben de nacizane olarak 7-8 yıldır işte sakızla kendi Tahirovalarımı menezleyerek kendi sönmezimi kendim yapma gayretindeyim. Amacım da bu bölgedeki insanlarımıza doğru ırkları bakmalarını sağlamak. Kesinlikle onlara hocam. Damızlık koç vererek, onlara damızlık toplu vererek sürülerini daha iyi hale getirsinler. Emekleri boşa gitmesin. Doğru ırk koyun baksınlar. 150-200 tane geliri az koyun bakacaklarına 50-60 tane iyi koyun bakarlarsa bu sıkılı süreçlerde, hayvancılığın zor süreçler yaşadığı bu günlerde eminim ki katkım olur diye düşündüm. Böyle bir idealist duyguyla başladım bu işe. Biz önce dediğimiz gibi birçok sönmez çiftliği gezdik ve bu kadar kaliteli sönmezler görmedik dedik. Siz ne zamandan beri bu koyun ırkını kendiniz üretmeye başladınız sönmezi? Şimdi ben dediğim gibi 8 yıl önce başladım. Safkan iyi bir damar olan Tahirovalarım vardı. İşte sönmez aşkına kapılınca. Nereden geliyor hocam bu sönmez aşkı? Şimdi dediğim gibi işte bir meslektaş ablamızın babasıydı rahmetli Reşit hocam. Onunla tanışma ve uzun sohbetler etme fırsatı elde etmiştim üniversite yıllarında. Evet. O zamanlardan kafamdaydı. Köylü çocuğu olduğumuz için de bizde o zaman işte piyasadaki kıvırcık ya da kılçan koyunlar vardı. Tabii sönmezleri o zaman Ege Üniversitesi Zootekni bölümünde üretiyorlardı. Onları bizzat görme şansım olmuştu. O tarihlerden beri kafamda bu vardı. İşte dediğim gibi sonra piyasayı araştırıp hayal ettiğim ölçüde sönmez göremeyince Ege Üniversitesi'ne gittim. Hocalara danıştım. Dediler ki ya doktorum istiyorsan bu işe kendi soyun dediler. Ben de gittim Urla'dan iyi özellikle sakız tokullar ve koç aldım. Onlarla kendi Tahirovalarımı sırayla dönemli müdahale ederek işte Tahirova'yı sakız koça çekerek, sakız koçu Tahirova'ya çekerek, onların kuzularını yine çaprazlayarak işte 8 yıldır böyle bir elemeyle bu hale gelebildik. Tabii daha gideceğimiz, kat edeceğimiz yolumuz olduğunu görüyorum. Kesinlikle hocam. Ama niyetimiz, amelimiz iyi olunca inşallah işin sonunda da doğru bir ırk geliştiririz diye düşünüyorum. İnşallah hocam. Geliştirmişsiniz zaten hocam. Başka bir şey demeye gerek yok yani. Sağ olasınız. Hocam şimdi birçok koyun ırkımız var. Sönmezimiz var, Tahirova'mız var, sakızımız var, kıvırcığımız var. Siz neden sönmez koyunu tercih ettiniz? Şimdi tabii öncelikle şunu söylemek istiyorum. Küçük başa gönül vermiş arkadaşlarımıza. Öncelikle biz kendi ırklarımıza sahip çıkmamız lazım. Yani adaptasyonu olmuş bu ülkenin kendi milli ve yerli ırklarımızı geliştirmemiz gerekiyor. Dışarıdan getirilmiş ülke şartlarına uymayan diğer ırkların çok ülkemizde kalıcı olabileceğini düşünmüyorum. Tabii evet. Bakanlara da saygı gösteriyorum ama bir Tahirova'ya, bir sakıza, bir kıvırcağa bizim kendi öz hayvanlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Tabii neden sönmez? Sönmez kombine bir ırk. Evet. Yani çoklu kuzu özelliğiyle ve süt yönünün ağır olmasıyla kombine bir ırk. Çünkü biliyorsunuz içerisinde sakız
damarı var. %25 Sölmez'in. %75 de Tahirova. Evet. Yine Tahirova da %75 Doğu Filiz, %25 Yalova Kıvırcığı'ndan oluşuyor. Yani sonuçta bizim bu ırkımızın içerisinde hem et ağırlıklı bir ırk damarı hem de süt ağırlıklı bir damar var. Özellikle benim gibi küçük yarı kapalı ya da yarı açık ya da kapalı bakan işletmelerde mutlaka tek damarda, yani tek yönde süte ya da tek yönde ete çalışmak işletmenin ayakta kalmasını güçleştireceğini düşünüyorum. Yani işte Sönmez'in etinin bir kıvırcık kadar olduğunu görüyorum. Ama neyi fazla? En azından işletmenin belli bir giderlerini karşılayabilecek miktarda da laktasyon süresinde de sütü var. Evet hocam. İşte kombine bir ırk o işletmenin biraz daha ayakta kalmasına, biraz daha ek gelir olarak sütten bir fayda gelmesine yardımcı olacaktır. Benim o yüzden benim imkanlarım böyle olduğu için de benim adıma ideal bir ırk Sönmez. O yüzden Sönmez tercih ettim. Şimdi hocam biz biliyorsunuz bizde de bir geçen sene 30 tane Sönmez koyunu vardı. Biz bu koyunların doğumlarını gerçekleştirdik. Yalnız bu sene Sönmez'den vazgeçmek zorunda kaldık. Nedenini de burada izleyicilerimize açıklayayım. Bizim Sönmezler sütsüz çıktı Mehmet hocam. Yani 30 koyundan ortalama olarak 20 kilo kadar süt aldık. Sizin Sönmezleriniz süt konusunda iddialı mı? Şimdi elbette ki bir sakız kadar iddialı olmasa da tabii ki diğer şeylere göre iddialı. Biz 3 ay istisnasız damızlıkçı olduğum için yavrular tam gelişmelerini sağlamaları adına bir defa 3 ay kesintisiz yavrular emiyor annelerini. Biz 3 aydan sonra sağıma başlıyoruz. Tabii bu koşullarda hava koşulları, hayvanın yeşil yiyip yememesi, yem durumu vesaire etkiliyor. Hepsini etkiliyor. Ama en kötü ihtimalle söylüyorum. En kötü Sönmez'im benim 4 ay boyunca 1 litre verir. Çok iyi. Yani günlük 1 litre verir. Aynen hocam. İkizlik oranımız nedir hocam çiftliğimizin? Şimdi ve geçen yıl çiftliğimizde toplamda kaç tane Sönmez koyunumuz var? Bizde 80 anaç, 22 tane de damızlık toklumuz var. Evet. Onlar önümüzdeki Nisan ayında koça verecekler. Ki bu arada söylüyorum, gelen bugüne kadar da epey bir miktarda civardaki arkadaşlara damızlık toklu dişi ve erkek koşuluk olarak da satıyorum. Amacım zaten damızlıkçılık yapmak. Kesinlikle şimdi hocam. Damızlıkçılık yapacaksanız o zaman damızlık olacak anacın ya da damızlık olarak koçun gerçek anatomik yapısına ulaşması için de anne sütünü yeterince alması gerekiyor. Evet. O yüzden ben istisnasız 3 ay yavrularımı annesiyle baş başa bırakıyorum. Tabii o süreçte yem yavrular yiyorlar. Sabahtan yavruları annelerinden ayırıyorum. Akşama kadar annelerinden ayrı onlar yem ve yonca yiyorlar. Akşam gece anneleriyle buluşturuyorum. Sabaha kadar anneleriyle bir kalıyorlar. Bu şekilde bir bakım periyodu şey yapıyoruz. Daha sonra işte 3 ayı doldurduktan sonra da sağım yapıyoruz. Tabii ben Türkiye'de malum birçok üretici arkadaşımızın sorunudur. Maalesef bilinçli yardımcılık yapacak çobanımız yok. Yok. O yüzden de yabancı uyruklulara muhtaç kalmış durumdayız. Keşke bizim memleketimizin gençleri bu işte sevdalansalar. Çünkü devletin bu konuda çok ciddi teşvikleri var. Kurslar var, çobanlık belgesi var. Bununla ilgili maaşlar var. O şekilde çoban çalıştırana devletin verdiği çoban destekleri var. Birçok imkanlar var. Keşke sürüde koyundan anlayan, koyunun hastalıklarından biraz fikir edinebilecek, doğumunu vesairesine müdahale edecek böyle genç çoban arkadaşlarımız yetişse ben bundan çok büyük gurur duyarım. Ama benim maalesef çiftliğimde şu anda kimse çalışmıyor. Bütün işi kendiniz mi? Evet, bütün işi kendim yapıyorum. Hem diş doktorusunuz hem de gelip burada 80 tane hayvana bakımını yapıyorsunuz. İşte koştuklarımla şeylerimle aşağı yukarı 150 baş hayvanım var. Maşallah hocam. Ki bu kuzulama döneminde herhalde. Hocam nasıl yetişiyorsunuz bunlara ya? Şimdi bu iş tabii istemek sevda meselesi. Tabii. Ama planlı ve programlı çalışıyorsanız, bu işi yapıyorsanız, konu hakkında da bilginiz varsa çok da zor değil. Yani gözünüzde büyütmemeniz gerekiyor. Evet. Yeter ki kendinize bir sistem oluşturun. Ben kendime göre bir sistem oluşturdum. Sabah benim muayenehane hasta kabulüm saat 10'da başlıyor. Akşam üzeri de 4'te bitiyor. Yani 6 saat çalışıyorum. Evet. Akşam üzeri 4'te geliyorum. Hayvanların bakımlarını yapıyorum. Kış günlerinde, günlerin kısaldığı zamanlarda sabahtan yem karmamda rasyonumu hazırlıyorum. Akşam geldiğimde rasyonum hazır olmuş oluyor. Hemen ön yemlemeyi arkasından da direkt makineden çıkan rasyonumu dağıtıyorum. Evet. İşim 1,5-2 saatte bitiyor.
Sabah doğum zamanı burada kalıyorum. Doğum zamanı evet, burada kalıyorum. Evet, burada evim var, burada kalıyorum. Kalmadığım zamanlarda sürekli kameralar var, görmüşsünüzdür. Evet. Her an takip ediyorum. Çünkü doğum periyoduna giren anneleri ayrı padoklara koyuyorum. Onları daha iyi izleme şansım oluyor. Çünkü aslı doğrusu olan doğum anında mümkün olduğu kadar anneye müdahale etmemek. Kesinlikle. Kendi doğumunu bırakmak. Hayvanın bir doğum stresine girmemesi adına ama müdahale edilecek durumlar da olabiliyor. Evet. Sürekli gözüm üzerinde oluyor. Böyle yaparsanız kuzu kaybetmiyorsunuz. Çünkü doğduktan sonra ağız sütünü almasına yardım edebiliyorsunuz. Bazı koyunların memeli başları büyük oluyor, yavru alamıyor ağzına. Evet. İşte ilk doğumlarda anneler acemi oluyor, yavruyla çok kaynaşamıyorlar. O yüzden mutlaka işin başındasınız. Yani işin üzerinde olursanız sıfır yavru kaybıyla, hele hele öncesinde işte enterotoksemiye karşı anneyi aşılamışsanız doğumlarından 2 ay önce. Çünkü biliyorsunuz o anneden yavruya geçiyor. Geçen. Ve ishale karşı en az 2 ay boyunca yavruyu ishalden bağışıklık sağlayabiliyor. Bu kuralları da yerine getiriyorsanız, o zaman çünkü sürünün yaşaması sizin yavru yaşatmanıza kesinlikle bağlı. Hocam. Yavruyu da yaşatmak için de biraz fedakarlık gerektiriyor. Evet. Gerekiyorsa burada kalıyorum. Ama sonuçta dediğim gibi ben sabahleyin 6'da geliyorum buraya ya da burada kalıyorsam kalkıyorum, işte yemlememi yapıyorum, akşamki rasyonumu hazırlıyorum, saat duşumu alıyorum, saat 9'da iş yerime gidiyorum, sabah kahvaltımı yapıyorum, onda da hasta bakıyorum. Yani evet. Ama daha dinçleşmiş, güne daha fitness'ta spor yapmış kadar aynen, dinç ve dinamik olarak başlama şansım oluyor. Evet hocam. Hocam ikizlik oranımız ne de? Şimdi tabii bu yıl belki hava koşullarına bağlı olabilir diye düşünüyorum. Bu sene biraz %65 civarında filan. Ama geçen sene %92 idi ikizlik oranımız. Evet. Bu sene de hocam çok sıcak oldu havalar. Birazcık hep büyük 42-45 derece. Tam bizim koyunlarımızın koşa gelme dönemlerinde gerçekten mevsim normallerinin üzerinde bir şey evet. oluştu. Yani hem o yönden bir sıkıntı yaşadık. Hem de koç tutmayla ilgili bir sıkıntı var. Birçok sürülerde de arkadaşlar da oluştu. Benim mesela sürüm yarısı şu an doğum periyodunda ama yarısı da herhalde biraz ertelenmiş durumda. Hatta birkaç tane de yeni gelenler evet. var. Bu yılın belki mevsimsel özelliğinden ama şuna söyleyeyim. Yani ideal tabii ki ikizlik oranı biliyorsunuz ki gebelik öncesinde anneye bakım periyodundan geliyor. Evet. İyi bir flashing'den geliyor. Yıl içerisinde iyi bakmaktan tabii. geliyor. Bu konuda yeterince besleme yapmışsanız süngerlere de çok gerek kalmadan doğru bir beslenmeyle aslında çok yüksek oranda bir gebelik sonucuna ulaşabilirsiniz. Evet. Yeter ki siz bunları takip edin. İşte benim biliyorsunuz her koyunumun kimlik kartı var. Boyunlarında numaraları kesinlikle var. Hocam. Ben hangi yavrunun hangi koyun doğduğunu biliyorum. İşi takip etmek İşi de takip bu etmek işin istiyorsun. Bir meselesi. Yani bu öyle. Yani gelen insanlara doğru bilginiz vermesi lazım. Şimdi bu kuzu kimden olmuş? Bunun annesi kim? Evet. Bilmeniz bunlar önemli doğru konular. Bilgilere sahip olmanız lazım evet. ki sizden damızlık alacak insanların da yürekleri, işleri rahat olsun. Evet. Hocam şimdi bize en çok sorulan sorulardan bir tanesini size sorayım. Bu sönmez koyunu Ankara'da olur mu? Diyarbakır'da olur mu? Hakkari'de olur mu? Şırnak'ta olur mu ya da ne bileyim Trabzon'da olur mu? Bize en çok gelen sorulardan şimdi bir tanesi şöyle, de bu. Evet, şimdi şöyle, tabii ki sönmezin içerisinde %25 oranında bir sakız kanı var. Evet. Sakız biliyorsunuz ki Ege bölgesine ait bir ırk. Ama tabii içerisinde ağırlıklı kan yine Tahirova. Evet. Tahirova'nın içerisinde de yine bizim Yalova kıvırcığı dediğimiz ırk ve yine Alman Doğu Friz ırkı var. Ki Almanya'da çok sıcak bir iklim değil. Alman iklimi belli. Bence doğru yaşam koşulları sağlandıktan sonra Türkiye'nin her bölgesinde sönmez yetişebilir. Çünkü eğer damarında bir doğu friz kanı varsa, Almanya'nın biliyorsunuz ki yılın uzun bir kısmı kış sezonuna geçiyor. Evet. Burada yaşayabiliyorlarsa. Yine kıvırcık bizim biliyorsunuz yerli öz ırkımız, o da soğuğa dayanıklı bir ırktır. %25 bir sakız kanı var. Dediğim gibi yani yaşam koşulları doğru sağlandıktan sonra, mevsimlere göre, hava sıcaklıklarına göre önlem alınabiliyorsa bence Türkiye'nin hemen her yerinde sönmez yetişebilir diye peki düşünüyorum. Peki hocam hastalıklara karşı dirençleri nasıl sönmezleri? Şimdi hastalıklara karşı dirençleri... Ve çiftliğimizde en çok gördüğümüz hastalık nedir? Şimdi hastalıklara karşı dirençleri bir kere doğu frizden çok fazla. Evet. Yani ana ırklarından, ana damarında olan doğu frizden çok fazla. Zaten rahmetli Reşit Sönmez hocamızın da
sakızın o narinliğini ortadan kaldırmak ama sütünden de yararlanmak için Sönmez'le kendi soyadıyla olan Sönmez'i geliştirmişti. Sönmez sürü adaptasyonu olan bir öttür. Evet. Sürüye uygun bir şeydir. Ve dediğim gibi gerçekten şeye karşı, hastalıklara karşı dayanıklı bir ırk. Tabii ben belki kendi özel dikkatimden de olabilir. Ben bugüne kadar sürümde çok ciddi bir rahatsızlık rastlamadım. Bir tek rahatsızlık işte vatandaşın cartlak dediği, çiban dediği, pseudotüberküloz denen evet. bir problem var. O da bir hayvanımdan içeriye girdi. Şu anda onu da özel pseudotüberküloza yönelik aşı var. Veteriner arkadaşım onu yapıyor. Hemen hemen çiftliğimden onu da izole etmiş durumdayım ki gerçekten izolasyonu ve yok edilmesi zor bir hastalıktır. Evet. Uzun yıllar sürer. Ama şimdi çok özel bir aşısı çıkmış. Sadece şeye karşı, tüberküloza karşı yapılan. Onu yapıyoruz birkaç yıldır. Hemen hemen yok ettim gibi geliyor. Evet. Onun dışında çok önemli bir hastalık karşımız yok. İşte paraziter bir problemimiz yok. Evet. Bir sıkıntı yaşamıyor. Sönmez mera hayvanı mıdır? Kapalı sistem olarak bakılan bir hayvan şimdi, mıdır hocam? Zaten Reşit Hoca'nın yine rahmetlinin Sönmez'i yapma nedeni. Siz Reşit Hoca'yla da birebir konuşmuştunuz tabii, tabii, var değil mi hocam? Tabii tabii tabii. Reşit Hoca'nın da özellikle çünkü sakız biliyorsunuz ki daha butik hayvandır. Evet. Daha meme yapısından dolayı daha düz ve bahçe koyunu olabilir. Evet. Ama işte Sönmez'i neden yapmıştı? Sürü özelliğini kazanması ve sürüye adaptasyonun iyi olacağı için yapmıştı. Tabii benim şu anda bir mera ile ilgili gördüğünüzde karşıda kendimin ektiği Regras'ta evet. suni meram var. Bir tek o ile imkanım var. Ama mera şartları sağlanabiliyorsa tabii ki Sönmez merada da çok iyi netice verecektir ki zaten yapılma amacı Sönmez ırkının amaçlarından bir tanesi de meraya dayanıklı, meradan iyi yararlanan, uzun şey yapabilen, dudak yapısıyla kısa otları da otlayabilen. Çünkü evet, orası çok önemli hocam. Yani dudak yapısıyla küçük otları da otlayabilen, koparabilme özelliğine sahip. Çünkü diğer ırkların mesela sakızın biraz dudak yapısı büyüktür. Evet. Ufak otları çok fazla koparamayabilir. Ama Sönmez biraz daha dudak yapısından dolayı merada otlayabilen ve meradan yararlanma oranının yüksek olduğu bir ırk. Evet hocam. Peki hocam kuzulamana da desek 3 aylık ortalama erkek bir kuzu canlı ağırlığı size olarak hiç tarttınız mı? Ne geliyor? Sönmez'de. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Tabii ki yine o doğum ağırlığıyla alakalı evet. bir şey. Doğum ağırlığı da annenin son biliyorsunuz yavrunun anne karnında gelişmesinin son ay. Yani 4 aydan sonra, 3,5 aydan sonra yavru gelişebiliyor. Evet. Bu süreçte anne karnında iyi bir gelişim sağlanmışsa, anne o dönemde iyi bir beslenme yapılmışsa, tabii yüksek bir doğum ağrıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Tabii bu hayvanın daha sonraki süreçteki gelişimi elbette ki farklı oluyor. Ama ben şunu söyleyeyim sana, 4 yani aşağı yukarı 100 günlük dönemde evet. ben 46-47 kilo, 45 kiloluk kuzular kestirdim. 45-46 evet. kilo. Canlı ağırlık. Canlı ağırlıklı 45-46 kilo. Süper hocam. Bir merinos, bir kıvırcık ırtkına benzer yani. Evet, hem evet, süt evet, hayvanı aynen. bu hem de yanıyor. Et hayvanı dediğimizde evet. buradan ortaya evet. çıkıyor. 100 günlük. Hocam şöyle bir koyunları gösterelim mi? Tabii koyunlarımızı ki, padok padok ayırmışsınız. Evet. Sanırım 4 bölüm. Evet. Burada hangi koyunlar var? Yan tarafta hangi koyunlar var? İzleyicilerimiz evet. de bir görsün koyunları. Şimdi burada gebeliği çok erken dönemde olanlar ve yine yeni koça gelen kısım var. Evet. Bu bölgede. Aşağı yukarı sürünün 3'te 1'i kadar kısmı burada da görünüyor. Ya da biraz daha fazla olabilir. Evet. Bu bölgede koçlar içerisinde salık duruyorlar. Burada şu anda dediğim gibi işte 2 aylık ya da 2,5 aylık gebe olanlar var. Bir de yeni koça gelenler var. Aslında evet. tabii dediğim gibi bu biraz bu sene istisnai bir durum oldu. Aynen. Geçen sene biz Aralık ayı sonunda bütün doğumlarımızı bitirmiştik. Evet. Şöyle bir kovalayayım hocam görsünler koyunları evet. da. Burada yeni koçlanmış ve 2,5 aylık gebe koyunlarımız var. Maşallah Mehmet hocamda da 9 tane koç var. Burada ortalama 40-45 tane koyun tabii var. Bu arada satılık koçlarımız var. Evet. Arkadaşlar işte, Mehmet hocanın numarasını da zaten açıklama kısmına bırakırım. Oradan kendisine ulaşabilirsiniz. Hem damızlık dişi hayvan almak için hem de damızlık dişi toklu olur ya da koç olur ne bileyim. Burada istediğiniz her hayvan mevcut değil mi Mehmet hocam? Hepsi var. Küçükler var, büyükler var. Hocam şöyle var. Kara gözleri de görüyoruz içinde. Tabii bu biliyorsunuz ki işte sakız kanının
kanının %25 sakız kanından kaynaklı bir durum. Bunlar birkaç tane böyle var. Sönmezde de bu çıkabiliyor. Çünkü evet. içerisindeki taşıdığı genetik yapısında işte annede de biraz fazlaysa kan, babada da biraz sakız kanı fazlaysa çıkan yavruda da biraz daha sakız özelliği olabiliyor. Normal bir durum. Normal bir durum. Bir süre sonra bunun kızının kızında belki o sorunu aşmış olacağız. Evet. Ama bunlar da tabii ki sakız kanımızın sürümüzde korunması ve o sürecin sürdürülebilmesi için de mutlaka sakız kanının evet. da bizde var olması gerekiyor. Kesinlikle hocam. Hocam 8 sene önce kaç tane koyunla başladınız da bu şekilde oldu bu çiftlik? Şimdi 8 sene önce benim 20 tane tahir ovam vardı. 8 tane de sakız koyun almış gelmiştim Urla'dan. Daha sonra toklu aldım. Yani aşağı yukarı 30 hayvan gibi evet. sayıyla başladım. Tabii bu arada sürümün içerisinde bu süreçte sistemin içerisinden çıkarttıklarım, kök özelliği taşıyamayacak olanlar, anatomik yapıları uygun olmayan birçok hayvanım vardı. Onları çıkarttım. Seleksiyon yapa yapa, eliye eliye, hatta yine belki eleyeceklerimiz olacak. Evet. Ama sonuçta hedefimiz birkaç yıl sonra gerçekten o klasik sönmez tarifi olan, ansiklopedik tarife uyan bir sönmez ırkımız olacağına inanıyorum. İnşallah hocam. Türkiye'nin en kaliteli sönmez çiftliği diyebiliriz. Şimdiden hocam. İnşallah, inşallah. Hocam yan taraftaki hayvanlara geçelim. Evet. Arkadaşlar bu bölümümüzde de kuzulamış olan koyunlarımız var. Onları sizlere de gösterelim. Hocam ortalama olarak kaç tane koyunumuz kuzuladı? Şu anda 23 tane koyunum kuzuladı. 23, evet 23. 23 tane. Kaç tane kuzumuz var hocam? 37 tane kuzumuz var. 23 koyun, 37 kuzu. Evet. Maşallah çok güzel. Alt tabakalarını görebiliyorsunuz. Bizim sönmezleri satma sebeplerimiz sütsüz olduklarından dolayıydı. Mehmet hocamın koyunları maşallah hepsinin sütleri, meme takımları yerinde. Hocam içinde bir tane de kara gördüm ama. Ha işte o kara sevda. Kara o sevda. Kara sevda. Sizde de var yani. Evet onlar sürülerin nazar boncukları. Evet. Bende 4 tane var. 2 tane daha doğum periyodunda olan. 2 tane de şey var. Tokullarımızda. Hocam koyunların canlı ağırlığı ne oluyor ortalama olarak? Yani 60-70 kilo arası ama tabii 90 kiloluk koyunum da var. Evet. 70-80 kiloluk olan var ama yani 70 kilo falan diyebiliriz ortalamasına. Evet. Maşallah demeyi eksik etmeyelim. Burada da kuzulu olan koyunlarımız var. Hocam bunların rasyonu nedir? Bu hayvanlara ne yediriyoruz? Bunlar tabii bizim yem karma makinemiz var. Bir öğünde sabah akşam bakım yapıyoruz. Akşam bakımlarında hem yem karmada yonca, patos samanı, iyi tane almış, suyunu iyi çekmiş mısır silajı, toz süt yemi, ezme arpa ve tane buğdaydan evet. oluşan bir rasyonumuz var. Bunu akşam veriyoruz. Akşam ayrıca yine hayvan başına sağmal olanlara ilave olarak 1 kilo civarında süt yemi biraz önce vermiştik, veriyoruz. Sabahları da kendilerine yonca veriyorum sadece. Evet. Çok güzel. O da midenin asitesini düzenlesin, hazmı kolaylaştırsın diye. Çünkü silajdan dolayı belki birazcık hazım sorunu olabilir diye evet. düşünüyorum ki tabii bizim yem karmamız içerisinde Primex kullanıyoruz. Multivitaminler, evet. Yemek sodası, tuzdan oluşan hazır kombine toz vitamin grubumuz da var. Makinemize de onu veriyoruz. Aşağı yukarı hayvan başına 50 gram evet. her gün tozdan veriyorum. Hocam mesela şimdi şuradaki kuzu, öndeki kuzuyu görüyorsunuz. Evet. Aynı tahir ova biçimi. Evet, evet, Doğu evet. frizle andırıyor. Evet. Mesela arkadaki kuzumuz da o evet. da sakız ırkını andırıyor evet, karagözlüğünden evet, dolayı. Evet, evet. Yani illa böyle çekiyorlar. Tabii ki baba yani geldikleri sülaleler öyle. Evet. O yüzden görüyorsunuz. Yani. Hocam damızlık kuzu satışımız da var mı? Yani damızlık kuzu satışımız tabii ancak 4 aydan sonra olur. Evet yani 4 aylıktan sonra. Annesini güzelce yani emdikten sonra. Yapabiliriz ama ben en azından ne olacağı belli olduğu için evet. Toklu olarak satmaktan daha yanayım. Şurada yan tarafta evet. kaç tane toklumuz var? Orada 25 tane toklumuz var. Onlara geçelim hocam o zaman. Orada biraz daha kendini kabul ettirmiş, ırkın özellikleri taşıyan, verdiğimiz zaman mahcup olmayacak olduğu için bu boyda satmak daha avantajlı ve Mehmet daha doğru. Mehmet Hoca buna çok dikkat ediyor arkadaşlar. Kimse mahcup olmasın. Arkadaşlar burada da doğumunu artık beklediğimiz koyunlar var galiba değil mi hocam? Evet burası doğumu yaklaşmış olan hayvanlarımız var. Bu aşağı yukarı
Bu ayın içerisinde birçoğu doğacak. Kasım sonuna kadar bu kurum doğacağını düşünüyorum hepsinin. Çoğu zaten bunların içerisinde hep ilke doğum olacak. Bunlar hep bak ilk defa ilke doğacak. Arkadaşlar burada da mesela ilkini doğumunu gerçekleştirecek bir tane hayvanımız var. Ortalama olarak bu hocam 2-3 güne kadar doğumunu gerçekleştirecek. Öyle görünüyor. Sanırım. Evet, öyle görünüyor. Görüyorsunuz istenilen alt takım. Ama maşallah demeyi unutmayın. Yani bu şekilde olsun. 50 tane olsun, bizim olsun. Hocam bunda da yalnız alacalık var yine bu sönmez koyunumuzda. Evet, işte o dediği gibi sakızdan kaynaklı. Evet. Sakız damarından kaynaklı bir durum. Yine bakın o da karagöz. Evet, o da karagöz. Gördüğünüz gibi. Ama sürü ne sakızlaşmış ne de tayrovalaşmış. Önemli olan o dengeyi korumak. Çünkü ona dikkat etmezseniz sönmez ırkınız geldiği ırka, sakıza ya da tayrovaya ya da kıvırcığa karşı dönüş yapar. O yüzden buna o en oranını... çok dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi ya, bu galiba hocam. Evet. Çünkü hiçbir çiftlik buna dikkat etmiyor. Evet, bu çok önemli. Yoksa kendi haline bırakırsanız bilinçli bir koçlaşma ve koç ayrımı yapmazsanız o zaman ne oluyor? Hayvanlar yavaş yavaş keşke bizim ırkımızın özelliklerini taşıyan çok arkadaşımız baksa, ayrı ayrı sürülerde ayrı kanlar olsa, bizler de koç değişerek kanlarımızı yenilesek o zaman hedefe çok daha çabuk ulaşırız. Sayımız daha fazla olur. Aynen. Düşünün işte 1000 tane sönmez olan 6-7 sürü olsa işte çok daha başarılı oluruz ki yani ben Türk koyunculuğunda sönmez ırkının yaygınlaşması gerçekten koyunculuğu çok ileri seviyeye taşıyacağına inanıyorum. Evet, ve birçok dışarıdan büyük dolarlar, eurolar vererek ihraç getirdiğimiz yabancı ırklara ihtiyaç kalmayacaktır. Yeter ki biz kendi ırklarımızı bilinçlice ıslah edelim, bilinçlice geliştirelim. Yeni yeni sevdalara hiç gerek yok. Mevcudun kıymetini bilsek aslında bu iş olur. Ama hocam bunu da şöyle yapmamız lazım. Bunu yaygınlaştırmamız için üreticiyi de memnun etmek lazım. Mesela biz başaramadık mı diyeyim. Yarı yolda mı kaldık diyeyim. Bizde bir heves kırgınlığı oldu hocam. Yani işte aslında tabii olabilir. Belki yaşının gençliğinden daha heyecanlı olman lazım olduğundandır. Biz biraz daha olgun yaşta olduğumuz için olayları daha sükunetle karşılayabiliyoruz. Evet. Yaşadığımız tecrübeler daha sabırlı olmamızı gerektiriyor. Çünkü uzun bir yaşam tecrübemiz var. Ama her işte olduğu gibi sebat etmek, biraz da sabırlı olmak lazım. Birdenbire işler olmuyor. Tabii biz de bir sene olsun istedik herhalde hocam. Yıllar önce böyle bir programı izlesem ne kadar özenirdim. Evet. Ama şimdi ben böyle bir program yapıyorum. Şimdi bu tabii benim için çok güzel bir duygu. Evet hocam. Yani yıllar önce belki böyle bir programı seyrettiğimde ah keşke benim de böyle olsa diyebilmişimdir. Ama şimdi değerli bir ve bu konuda hakikaten sizi de takdir ediyorum. Düzgün, üreticiyi iyi aydınlatan programlar, çekimler yapıyorsunuz. Sağ ol bizi tercih ettiğin geldiğin için ayrı zamanda. Evet hocam böyle güzel çiftliği tanıtmak herkese. Dediğim gibi yani önemli olan bu işlere hevesli olmak, azimli olmak. Bunlar olduktan sonra niyet olunca bu işler oluyor. Yeter ki siz isteyin bu işleri. Evet arkadaşlar hemen burada da toplularımız var. Mehmet hocam bunlar sanırım artık bir yaşını doldurmuş ya da bir yaşını doldurmadılar. İşlerinde birkaç tanesi var yaşını dolduranlar. Evet. Yani yılbaşı gibi bir yaşında olacak olanlar var. 7-8 aylık olanlar var içerisinde. Bak küçük olanlar da var. Şöyle gösterelim onları da. Hocam bunları damızlık olarak verebilme şansınız var mı? Mesela elbette kaç tane var burada? 25 tane. 25 tane var. 25'ini de verebilir misiniz? Yani yok kendimin içerisinde sürümün idamesi ve sürümün devamı için ayırdıklarım var. Elbette ki mutlaka bir sürü kendinin amortisman payı gibi sürüyü geliştirmesi. Çünkü içeriden çıkardıklarınız var, izole ettikleriniz var. O yüzden bir sürü sahibi mutlaka her yıl yeni neslinden, yeni kanlarından kendine damızlık olarak bırakması lazım. Ama yani 10-15 tane kadar verebiliriz. Evet. Hocam bunları ne zaman koça vermeyi planlıyorsunuz? Bunlar benim normalde koça verme zamanım Nisan ayı. Nisan ayında. Nisan ayı. Nisan ayının 15'inden sonra ben koça veriyorum. O zamana kadar... Yani 15 ayı doldurduktan sonra mı hocam? Net 15 ayı doldurduktan sonra. Yani şöyle, o tabii öyle olmuyor ama mutlaka yaşını geçmiş oluyor. Evet. Yani ben çünkü Nisan ayında
sürünün bütün sürüyü koçlaşmaya çalıştırıyorum. O yüzden de zaten koç sayımı fazla ondan tutuyorum. Yani koç tutma oranının özelliği koçsak dönem içerisinde yeterince sizin aşımın kalitesi yapabilecek koç olan önemli. Evet. Şimdi bakıyorum bazı arkadaşlarımız sünger yapıyor. Önermiyorlar. Ya sünger yaptım tutmadı diyorlar. Yani sebebi şu. Normalde sünger yapmışsanız yeterince koçunuz olması lazım. Evet. Şimdi bir sürüyü birdenbire sünger yaparsanız 4 tane de koçunuz varsa sürünüze siz %10 gebelik elde edersiniz. Aynen öyle. Çünkü sünger yaptıktan sonraki koça gelme süreci 23 gün bekledikten sonra hayvanın koçsaklık belirtisi, kızgınlık belirtisi gösterdikten 9-12 saattir. Evet. 9-12 saat içerisinde hayvanın koça gelmesi gerekir. Bu süreçte de bir sağlıklı koçun 5 ya da 6 tanedir sağlıklı aşım yapabileceği şey. İşte siz bunu ayarlayamamışsanız aynı anda 50 tane hayvanınız koça gelmiş, sürünüzde 3 tane koç var. Haliyle süngerlemeden gerekli faydayı göremezsiniz. O yüzden sürüyü bölümlere ayırmak, koçunuza göre ayarlamak, hafta hafta aralıklarla sünger koymak, evet, ve ona göre yaparlarsa süngerlemenin sonunda da başarılı sonuçlar elde edilebilir. Bütün emekler çöpe olabilir yani, evet, değil mi hocam? Yok, bütün çöpe olur. Tabii takip etmezseniz, evet, bütün emekler çöpe gider. Yani yan bunlara... taraftaki damızlıklarımıza geçelim hocam bir de. Tabii bunlar ki da sanırım erkek hepsi, değil mi hocam? Bunlar erkek. Bakın mesela bu da gördüğünüz gibi sakız özelliği fazla olan bir evet, şeyimiz ama arkasına şimdi göreceksiniz kuyruk yapısından hiçbir sakız, bak sönmez kuyruğu. Aynen öyle hocam. Gördünüz mü? Yani bunu da çiftliğimizde damızlık olarak kullanacağız mı hocam? Yani şimdi işte şöyle söylüyorum, hanginlere vereceğim? Anaçlarımız içerisinde Tahirova sönmez olup Tahirova kanı yüksek olan annelere bunu vereceğim ki sakız kanını biraz arttırayım. Evet. Onun için bakıyorum. Anladım bunları hocam. Yani sönmez içerisinde daha Tahirova'ya yakın olan annelere bu koçu vereceğiz, belli, ki buna biraz daha nedir? Onda demek ki sakız kanı eksik. Evet. Onun yavrusunda sakız kanını arttırmak adına yapıyorum. Bu da ideal bir, bakın gördüğünüz gibi 9 aylık bir kuzu bu. Seneye bu da aşıma başlar hocam. Tabii tabii, işte bunu yapacağız. Bak orada yine bak ideal sönmez koçlar var bak. Evet. Bak, yavrular bak. Görüyor musun? Bak güdük onlar bak. Tam bak sönmez koçu bak o arkadaki. Aynen hocam. Bak şu. Arkada şu koçu. Bak onun kardeşi. Onlar üçüz zaten. Üç tane erkek onlar. Evet. Anneleri çok iyi bir anne. Bak şu ya, gördüğünüz karşıdaki yine. Tam böyle bak kuyruk yapısıyla şeyle, evet, tam sönmez koç özelliğine sahip olacaklar. Bunlara da karagöz sakız olanlara bunlara atım yapacağız. Evet, aynen işte biz padok sistemi olduğu için de, evet, koç verme zemininde işte biz ne yapıyoruz? Sakız kanı fazla olanlara bunları, sakız kanı eksik olan annelere de diğer koçu vererek, evet, sürümüzün ileriki dönemdeki kuzularının, tokullarımızın daha ideal sönmezle ulaşması için bir çaba gösteriyoruz. Bu bilince biraz sahip olmak lazım. Evet, gördüğünüz bizim kendi üretimimiz yaşında koça gelmiş ve ilk kez doğumunu yapacak bir anne. Yani aşağı yukarı 18 aylık falan. İdeal bir sönmez, evet, koyunu diyebilir miyiz hocam? Evet, bakın burada işte yelin yapısıyla şeyle ki daha doğumuna biraz var. Hocam ilkine mi doğuruyor bu? İlkine. Maşallah. Bu ilkine doğacak. Arkadaşlar bedenen görüyorsunuz, sal olarak, boy olarak, her şeyle bir sönmez koyun hocam. 50 evet, tane olsun, bizim olsun. O, hedef o zaten. Yani. Aç emir kapıyı. Az sayıyla çok hayvanın getirisini sağlamak. Bakın görüyorsunuz. İkiz hocam o. Mutlaka öyledir herhalde. Gördünüz ki daha onun aşağı yukarı 3-5 günü var doğumunda. Evet, tam memeleri doğum de böyle yumuşacık tabii, oluyor tabii, hocam, evet, bunların sağımları. Evet, evet. Siz sağımda bir meme sağım makinesi falan kullanıyor musunuz? Yok, hayır. Kilit sistemim var. Kendim sağıyorum onları da. Evet. Arkadaşlar, Mehmet hocam eline koluna yüreğine diline sağlık. Gördüğünüz orada bakın kendi yoncamız orada. Yoncamızı, evet, da sağlıyoruz. İşte orada suni şeyimizi de görebilirsiniz isterseniz. Yeşil regrasımızı. İşte mümkün olduğu kadar kendimize yetmeye çalışıyoruz ki, evet, bu işten bir mantıklı bir şey olsun. En azından emeğimizin karşılığını biraz daha fazla alalım. Evet hocam. Yoksa karşısında bir emek, karşısında bir şey çıkmazsa da insan hayal kırıklığına uğrar. Evet. Ama ben şunu söylüyorum bütün üretici arkadaşlara. Gerçekten bugünün koşullarında bilinçli hayvancılık yapmak çok zor değil artık. Bilgiye ulaşmak çok kolay. Yeter ki bir tuşa basın. Evet. Birçok bilgiyi
sahibi olabilirsiniz. Yine sahadaki veteriner arkadaşlarımız, yine hayvan besleme uzmanı, zootekni arkadaşlarımızdan mutlaka bilgi almaları gerekir. Ben babamdan, dedemden böyle gördüm, böyle yaparım demenin zamanı değil artık. Değil. Yani o dönemler geçti. Mutlaka zamana, güne ayak uydurmamız gerekiyor. Ve bunun için de bilinçli olmamız gerekiyor. Sizin programlarınız, birçok başka programlar da var. Onları takip ederlerse, etraflarına danışırlarsa işin sonunda hayal kırıklığı yaşamazlar. Evet. Arkadaşlar, Mehmet Hoca'nın numarasını açıklama kısmına bırakıyorum. Kendisinden damızlık hayvan almak isteyenler açıklama kısmındaki numaradan kendisine ulaşabilir. Mehmet Hocam, söylemek istediğiniz son bir şey varsa söyleyin. Ondan teşekkür sonra ederim. Sağ olun. Kapatalım. İnşallah bu küçük başa sevda, gönül vermiş arkadaşlarımıza bir miktar heves, bir miktar fayda, bir miktar gayret getirir bu programımız. İnşallah hocam. Biz de her zaman danışacakları bir konu olursa, tecrübemizden istifade etmek istiyorlarsa bana ulaşabilirler. Her zaman onlara bilgimizi, görgümüzü aktarırız. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.